Öyle bir kış günüymüş. Dışarı dipi dipi derke kraliçe kralın göğüneğini yamarmış. Barnağına inne batmış. Pambığı hemen basmış ama yine kanarmış. Pambıkla kanı görüverince Allah'ım demiş keşke şöyle pambık gibi bir kızım olsa da dudağı da şöyle kan kırmızı olsa diye dua edermiş. Bir gün kraliçenin bir kızı varmış. Adını da Pambık Prenses koymuş. Pambık Prenses de yeni yeni apalarıka anasının selası verilmiş. Pambık Prensesi dalına ebişemeden ölmüş anası. Gel zaman git zaman kral Pambık Prenses'e bir öveyana getirmiş. Kadın da fesadın tekiymiş. Yüzünden şer akarmış şer. Her gün aynanın karşısına geçer. Ayna ayna söyle bana. Benden güzeli var mı şu Konya'da diye. Kendi kendine övünürmüş. Ayna da yok aba vallahi en güzeli sensindirmiş. Neyse aradan ipi vakit geçmiş. Kadın yine sormuş aynaya. Ayna da vallahi aba nasıl diyeyim bilmem ama pambık kız senin güzelliğine bin basar demiş. Fena güzel demiş. Kraliçenin tepesinden kaynar sular dökülmüş. Fena kızmış. Avcının biriyle anlaşmış. Kötü kalpli kraliçe pambık prensesi al. Aslım çöplüğüne götür git. Bana da kalbini getir demiş avcıya. Avcı prensesi götürmüş Aslım'ın kırına. Ama kıyamamış kıza. Pambık prenses beni burada koy vereyim mi diye yalvarmış. Avcı da merhametli biriymiş. Orada koy vermiş kızı. Avcı oradan küllükten bir köpek kalbi bulduğuyla kızın anasına götürmüş kötü kalpli kraliçeye. Al bu senin pambık prensesin kalbi diye vermiş. Pambık Prenses oradan Saracoğlu'na doğru yürüye yürüye gitmiş. İpi gitmiş. Tam kaybolacağım diye korkar kana ahır kılıklı bir yere denk gelmiş. Kapı kıyadalı dururmuş şöyle. Bir bakmış içeride kayfeltli sofrası. Küçük küçük bardaklar, küçük küçük tabaklar. O kadar yürüyünce içi yavıncımış gayri. Karnı da orada doyurmuş. Döşeğin ikisini de birleştirdiğinden yata gitmiş oraya. Bir bağırış, bir çağırış kopmuş, uyur uykusundan uyanmış prenses. Bir bakmış yedi tane cüce. Öğe anasının yaptıklarını anlatmış cücelere. Yedi cüceler orada kalmasına razı olmuşlar gayrı. Ama kapıyı kimseye açmayacağım diye de tembih etmişler sıkı sıkı. Pamuk prenses orada yaşamaya başlamış. Bir gün zabağının bir avrat kapıyı çalmış. Elinde bir sepet elma varmış. Prenses o kadının üvey anası olduğunu anlayamamış. Aguzum demiş. Kapıyı açmazsan açma ama şu elmayı bir yiyivir demiş. Hoşçanın elması demiş. Hacı emmin daha yeni dişirdi hayatımızdan. Kendi hayatımızdan demiş. Prenses de gücenmesin diye elmayı yemiş. Akşam olmuş. Cüceler bir gelmiş. Bir bakmışlar ki prenses yüzün kuyruğu uzun kös yatır. Elmanın artığını görüverince o sahip bilmişler zaten. Kraliçenin ittiğini anlamışlar hemen. Öldü diye dört camı silikonladıklarıyla tabut yapmışlar. Prensesi oraya yatıra koymuşlar. Aradan biraz zaman geçmiş. Kapının önünden prens geçiyormuş. Prens kapının eşiğinden prensesi görüvermiş. Yedi cücelere demiş ki bunu bana verin. Ben saraya götüreyim. Yedi cücelerle kavilleşmişler, anlaşmışlar. Tam saraya götürmek için cüceler tabutu omuzlamış. Kapıdan dışarıya çıkarırken kapının sövesine tabutu çakmışlar. Tam o sırada prensesin boğazına takılan elma yerle bir olmuş. Prensesin betini benzi yerine gelmiş. Beynine bir kan yürümüş gayri. Prens, prensese de aşık olunca akşamına çetnevür yapmışlar, zabağına pilavı dökmüşler, bunları evermişler. Kötü kalpli kraliçe de hasedinden ölmüş gitmiş. Bunlar da mutlu mesut yaşamış sürmüşler.